Ürüne gelelim konuyu fazla dağıtmadan. Alparslan dönemi ve Nizamül Mülk dönemi. Bunlar İslam dünyası üzerinde epey kafa yorarlar. Epey dosyalar hazırlatırlar. Yani bu İslam dünyasındaki bu fikri ve dini kargaşanın önüne nasıl geçilir? Bu nasıl halledilir diye kafa yoruyorlar ve en sonunda bunun askeri yöntemlerle olamayacağını. Yani her sokağın başına polis dik, asker dik, her caminin kapısına bilmem kimi dik, her medresenin kapısına bilmem kimi dik vesaire, bu fikri kargaşanın düzelemeyeceğine kanaat getirmişlerdi. Yani İslam dünyası öyle bir haldeydi ki, bir sokakta farklı bir din anlayışı, öbür sokakta farklı bir mezhep anlayışı, öbür sokakta farklı bir ekol anlayışı ve adeta böyle bir tartışma dünyası haline gelmişti ve şiddet de vardı bunun içerisinde. Birbirlerine de şiddet uyguluyorlardı. Ve birbirlerini sapıklıkla, küfürle, şuyla, buyla şey ediyorlardı. Bütün bu tartışmalar da kulaktan dolma sokaktaki İşte efendidir, hocadır, efendim şeyhtir, işte şudur, budur. Bunlardan aktarılan bilgilerle sokaklarda, evlere kadar bu tartışmalar yapılırdı. Eğitim kurumları açısından da ciddi ve resmi bir eğitim kurumu yoktu, devletin resmi eğitim kurumları. Falan camide bir hoca 5-10 tane talebesi var, namazdan sonra onlara ders veriyor. Birisinin de işte evini medrese gibi yapmış, oraya gelen öğrencilere ders veriyor. Böyle korkunç bir kargaşa var. Bunun üzerine Nizamül Mülk ile Alparslan kafa kafaya veriyorlar ve bugün İslam dünyasının bu formatlanmış biçimini biz Selçuklulara borçluyuz. Selçukluların İslam dünyasına yaptığı hizmeti hiçbir devlet yapmamıştır. Diyorlar ki, bir, önce dini, itikadi ve ameli birliği sağlamak lazım. Ya bir caminin içerisinde bile 5 farklı namaz kılınıyor, bilmem ne ediliyor. Bu şekilde böyle bir kargaşa vardı. Önce dini birlik. Bu hem itikatta sağlanacak, hem amelde sağlanacak, hem de mezhepsel anlamda diyelim sağlanacak. Bunun için bir eğitim lazım, bir. İki, devletin kadroları da tamamen bu dini şeye kendilerini kaptırmışlardı. Devlet memurları da farklı farklı düşüncelere sahiptiler. Dediler ki, aynı ülkü etrafında düşünen ve aynı itikadi çerçeve içerisinde yer alacak bir devlet bürokrasisi de oluşturmamız lazım. Bunun için ne yapılması lazım? Eğitimle. Ha bu eğitim falan hocanın falan camide, falan hocanın evinde, falan efendinin tekkesinde bilmem neyle bu iş olmaz. Ve ilk defa bugünkü anlamda modern üniversitenin temellerini Selçuklular attılar. Nizamiye medreseleri, Nizamül Mülk'ün isminden mülhem alarak Nizamiye medreseleri. Nizamiye medreselerini henüz kıymeti, fonksiyonları falan çok iyi anlaşılmamış. Türkiye'de bir iki tane küçük çaplı araştırmalar yapılmış, bir fikir veriyor ama daha ciddi çalışılması lazım. Bu medreselerin özelliği hangi mahallede, şehirde kurulmuşsa oranın öğrencilerini alıp eğitmek değil. İslam dünyasının dört bir köşesinden öğrenci almaya başladılar. Endülüs'ten de öğrenci var, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, Yemen'den, Horasan'dan, İsfahan'dan bilmem nereden öğrenci var. Bu öğrenciler yatılı. Ders sistemi dini bilimlerle beraber akli bilimler, yani felsefe türü bilimler, hatta teknik bilimlerinde olduğu çok ciddi bir ders programı hazırlanıyor. Bu dersler saatlere göre yapılıyor, teneffüsler veriliyor. Aynı bugünkü modern eğitim sistemi gibi. Bir de buralarda hoca olarak ders vereceklerin, özellikle dini ilimlerde ders verecek olanların farklı içtihatlarla tekrar kafa bulandırmamak için dediler ki, tek mezhebin fıkhını
tefsirini, hadisini, hadis algısını şey edelim. Hangi mezhebinkini şey edelim? Yani bu mezheplerden maksat ehli sünnet tabir edilen mezheplerdi. Hanedan, Selçuklu hanedanı Hanefi'ydi. Fakat yapılan araştırmalarda İslam dünyasının ağırlıklı olarak Şafii olduğu görülünce dediler ki Şafii mezhebi üzerine tedrisat yaptıralım buralarda. Ve bu Nizamiye medreselerinde, üniversitelerinde ders verecek olan hocaların da Şafii mezhebine mensup olmaları şart koşuldu. Yani bir Hanbeli, bir Maliki veya bir Hanefi burada ders veremez. Ve bunlara maaş sistemi getirildi. Bu maaş sistemi de sokaktaki o gelenekçi medrese falan mensubu hocalar tarafından da çok ağır tenkitlere şey edildi. Vay, dini ilimler parayla okutulur mu, parayla ders verilir mi, bu haramdır diyenler oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim, sokaktaki sade Müslüman insan bu fetva meselesini ayet gibi kabul etmesinler. Yani Ahmet'in Mehmet'in yorumudur bu. Fetva budur diye Kur'an ayeti değil bu. Yani o dönemdeki o saçmalıkları görseniz, verilen fetvalara baksanız, efendim maaş alıyor bu medresede, artık buraya lanet yağar, burada ders verilmez, dini ilimler, Allah'ın kitabı hiç parayla öğretilir mi, bilmem ne edilir mi, böyle saçma sapan köylü kafası, modern şehir hayatını dahi bilmeyen, eğitimi bilmeyen zavallı adamlar. Yani bunların bir kısmı öyle. Tarihte isimlerine falan bakmayın, birçoklarının kitapları var elimizde, bakıyoruz. İşte yani sıradan bilmem neler. Böyle modern bir eğitim sistemi kurdular ve bu eğitim sisteminden hem bürokrasiden, hem dini ilimlerde, hem efendim din adamı, hem ne bileyim bilim adamı, bütün alanlarda buralardan insanlar yetiştirdiler. Bunun biraz da kopyası Fatimilerin Kahire'de kurduğu El-Ezher Üniversitesi. Bugün hala devam ediyor. Meşhur, İslam dünyasında da eğitim şeyiyle meşhur olan bir üniversite. Ama tarih boyunca bu üniversitelerin şu hallerine de bakacaksınız. Bilim adamlarının vesairenin. Nihayet buralarda eğitim görenler de insandırlar. Zaafları vardır. Çok iyi alim olabilir. Hafızası yerindedir. Efendime söyleyeyim, çok okur, çok araştırır. Bilgi küpü haline gelir. Fakat karaktersiz ve şahsiyetsizse o dine zarar verir. İşte hayattaki Mısır müftüsü, hala baş müftüsü. İlim dersen, ilim şu dersen şey. Ve fakat oradaki işte darbeyle iktidara gelmiş, adamların yanında saf tutmuş. Bundan 1,5-2 ay kadar önce internete düştü set kaydı. Subaylara konuşuyor, 80 yaşında bir alçak. Yani bir ayağı bu tarafta, bir ayağı o tarafta, yarın öbür gün geberip gidecek. Orada onlara dediği şu: bırakın Müslümanlığı, insan değil, zerre-i miktar insanlık bile Allah vermemiş. Sırf o makamı, o şeyi korumak için diyor ki sokaktaki işte o Mursi taraftarlarını, İhvan, cennete gitmek istiyorsanız öldürün onları diyor. Bunlar diyor haricidirler. İslam'ın, İslam toplumunun huzurunu bozuyorlar. Bilmem ne diyorlar. Yani İslam dünyasında bunun çok fazla örnekleri vardır. Onun için öncelikle bir adamın şahsiyet ve karakteri çok önemlidir. Yani şuradan mezun, böyle bilgili, böyle bilgili, İslam dünyasında, İslam toplumuna en fazla ihanet edenler bu tür ilmi vasfı olan fakat şahsiyeti olmayan, haysiyeti olmayan, efendime söyleyeyim, dünyevi çıkarlarla nefsinin peşinde koşan insanlar. Bunların çoğunun sarığı çok büyüktür, sakalı çok uzundur. Fakat şeyleri budur. Bu Selçuklu medreselerinden yetişen, Nizamiye medreselerinden yetişen insanlara biz bu başarıya baktığımız zaman, mesela İslam dünyasında gerek fıkıh, gerek hadis, gerek kelam, yani dini ilimler alanında 100 tane büyük alim yazın ve alt alta sıralayın dediğiniz zaman bunların %90'ı
Selçukluların bu medreselerinden yetişmiş alimlerdir. Mesela Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk. Selçuklulardan da iki kat fazla uzun yaşamış, 600 sene yaşamış. Bir Osmanlı dönemine baktığınız zaman askeri açıdan dünyanın en büyük gücü, ekonomik açıdan dünyanın en büyük gücü, toprak açısından en büyük gücü, bürokrasi açısından en büyük gücü. Fakat dini ilimlerde mesela tefsir sahasında bir Ebu Suud adını söylerseniz bir ikincisini bulamıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, fıkıh sahasında bir Zembilli Ali İbni Abidin dersiniz, bir üçüncü ismi bulamazsınız. Kelam sahasında bir Kadızadeler dersiniz, bir ikincisini bulamazsınız. Fakat Selçuklu dönemi böyle değil. Bu medreselerden çok müthiş ve büyük insanlar yetişmişlerdir. Bugünkü İslam dünyasının formatlanmasını da bunlar sağlamışlardır. Bu